bir fotoğrafında bir öykü yazın, onları karşılaştırıyorlar, üzerine yorumlar yapıyorlar. Cazibesi olan bir yöntem mesela aslında, çünkü hem fotoğraf seçimi bir defa size kaldığı zaman nelerden etkilenebileceğinizi kendiniz seçiyorsunuz, hem de hakikaten insanın bir fotoğrafa baktığında gördüğü şeyler ve oradan kurguya götüren şeyler çok farklı olabiliyor. Yani orada galiba 10 tane... Evet, küçük bir örnek vermem gerekirse benim okuduklarım arasında yine Geriatri Servisi, Yeni Geriatri Servisi diye bir şey var. Çok ürkünç değil ama yine de gösterelim. bir anda beni etkiledi, eminim bu fotoğraf sizi de ilk başta etkilemiştir. Evet, iki tane ceset. İki tane ceset, böyle bir kafa, iki kafatasının yan yana hali. Aynen. Sonra bir hastalık diye başlayıp o hastalığın aslında ne kadar etkili, ne kadar üzücü bir taraftan da ve kalıcı etkilerinden bahsetmişsiniz ki sizin cümlelerinizde de o hikayenin içerisine girmiş olmak, kısacık bir süre içerisinde de girip çıkmak insanları çok bırakıyor. Dediğim gibi çok aslında ağırlık kazanmaya başlayan bir şey. Yani işte hayatınızı biliyorsunuz. Sonuçta herkes olabildiğince kısa bir süre içerisinde olabildiğince çok şey almaya çalışıyor hayattan. Edebiyat da bunun çok dışında kalamıyor. Yani yazılan metinler de giderek kısalıyor. Çünkü bunları okuduğumuz ortamlar da hem çok az zamana sahip olduğumuz ortamlar olabiliyor, hem de cihazların kendileri de, yani mesela cep telefonundan artık kitap okunabiliyor, işte tabletten kitap okunabiliyor. Onlar da aslında daha kısa metinlere daha yatkın olan cihazlar. Dolayısıyla hani kitap da kendi formatını değiştirmeye başladığı için bu tür yazı formları da biraz daha gündeme geliyor son dönemde. Evet, bir de galiba aslında şuradan da gidebiliriz. Hangisini tercih ediyorsunuz diye soracağım. Hikaye yazmak ya da öykü yazmak ya da roman yazmak, hangisi size daha yakın geliyor? Çünkü romanlarınız var, öyküleriniz var. Ya da yakınlıktan da öte ne belirliyor onların yolu, o yolu ne belirliyor? Aslında hem yazar, yani hem roman hem hikaye yazan yazarlar vardır. Sadece birisini seçmiş olan yazarlar da vardır. İkisinin ekonomisi, yani hem kurgu anlamında hem dil anlamında çok farklı. Gerektirdiği konsantrasyon çok farklı, verebileceğiniz zaman çok farklı. Dolayısıyla verdiği zevkler, yani yazarlık zevkleri de çok farklı. Yani bir romana girdiğiniz zaman onunla bayağı bir ilişki yaşıyorsunuz esasında. Uzun vadeli bir ilişki. Yani en kısa romanı benim 2 ay sürdü yazması. Hani 2 yıl üzerinde çalıştığım romanlarım oldu. Dolayısıyla onu hep aklınızda, hep bir köşenizde taşıyorsunuz ve gün içerisinde normal varlığınızı sürdürürken de o bir yandan işlemeye devam ediyor. Dolayısıyla iyi seçmek çok önemli. Yani eşinizi seçerek günlerinden o tür değişik bir hikayesi var. Yine aynı kitaptan, hem kitap tanıtımıyla da ilgili olmuş olur. Tekerlesiz bisikletlerin içinde Phoenix Gülleri diye bir hikaye var. Galiba roman yazmak üzere harekete edilmiş, çıkılmış. Fakat ondan sonra hikaye olarak kalmak istemiş o kendisi. Şöyle olmuş. Bu esasında Borges'in eski bir taktiğidir. O yapar bunu. Yani yazmak istediği uzun metinleri veya romanları yazmaz. Çünkü o zaten en fazla öykü yazmıştır hayatı boyunca. Fakat onları başka birisi zaten yazmış gibi onların öyküsünü yazar. Yani işte bir öyküsünde başka birisi tarafından yazmış bir romanı ele alır ama zaten onu anlatmak istiyordur esasında. Ama böylece romanı yazmaktan kurtulur. Ve onun üzerinden başka bir şey yazarak hem kendi formuna sadık kalmış olur, hem de o fikri boşa harcamamış olur. Onun tatminini yaşar. Bu Phoenix'in Külleri de öyle bir hikaye esasında. Ben onu hakikaten uzun soluklu bir roman olarak kurmaya başlamıştım. İşte 1492'de İspanya'dan göç etmek zorunda bırakılan bir Yahudi'nin labirentler üzerine yaptığı araştırma ve bunun üzerine yazdığı kitabın işte 600 sayılar, 700 sayılar olarak çoğaltılması ve sonra kaybolması ama yeniden ortaya çıkması filan diye böyle yüzyıllar sürecek olan bir roman soluğum yetmedi sonuç itibariyle. Ama yani zaten yazdığım metnin 15 sayfalık bir sinopsisti. Fikir de çok hoşuma giden bir fikirdi. Onu bir şekilde öyküleştirip... Zamanınız var mıdır peki mesela böyle bir öykü? Belki 3 sene sonra tekrar sizin aklınıza girip ya da bir yerde ilginizi tekrar çekip... Tabii. Şimdi zamanı da deyip belki onun romanını... Hep öyle gibi. Depoda duran, kenarda duran, başlanmış, yarım bırakılmış, fikri not edilmiş... Böyle şeyler evet. Oluyor. Siz aslında hayatınızı yazarlık üzerine kurgulamışsınız. Sizin sadece yazmak üzerine. Evet. Yazmak üzere. Sadece mesleğiniz değil, yazı anladığım kadarıyla hayatınız... olmuştur. O hasbelkader öyle oldu. Evet. Yola çıkarken niyetim o değildi. Ya ben kimya mühendisliği eğitimi gördüm. Ardından işte akademik bir kariyer yapma hevesine kapıldım. İşte tarih ve siyaset bilim master doktorası yaptım. Fakat bunları yaparken de bir yandan ilk önce part-time sonra full-time bir yayın evinde çalışmaya başladım. O yayın evinde giderek daha fazla işler yapmak durumunda kaldım. Yayıncılık benim üzerime giydirildi. Belki de
aslında daha önce yaşadığımız her şey bütün bunların bir hazırlığıydı da diyebiliriz. Artık öyle oldu tabii ama o zaman öyle değildi. O zaman tabii insan farkında işte oldu. Bir yandan yazarak, bir yandan başkalarının yazdıklarını okuyup düzelterek, bir yandan işte yayın politikaları hakkında düşünerek hep bu kitap ve yayın dünyasının içinde oldum.